Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde ikizkenar üçgen konusunun konu anlatımını yapacağız. Evet özellik özellik gidelim isterseniz. Birinci özelliği zaten biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Çünkü ek çizimlerde biz bunu anlattık. Birinci özelliğimiz şu. İkizkenar üçgende tabana ait yükseklik aynı zamanda neydi? tabana ait yükseklik hem kenar ortaydı hem de açı ortaydı. Zaten ek çizimlerde biz bu yüksekliğe dikkat ediyorduk. Bu yükseklikten iki tanesi sağlanınca yani bu gördüğünüz şekildeki özelliklerden iki tanesi sağlanınca ne olacaktı arkadaşlar? Diğer özellikler de sağlanıyordu. Yani yükseklik kenar ortaysa ya da yükseklik açı ortaysa aklımıza x kenar gelecekti. Yani unutmayın uzunluklarla alakalı şimdi işlemler yapacağız. Eğer ikizkenar üçgende tabanla alakalı bir şey varsa tabanla ait yüksekliği çizersin. Tabanı iki eşit parçaya bölecek kardeşim. Tamam birinci özelliği zaten daha önceden işledik. Evet sorulara bakalım isterseniz. Bakın şu bir ikizkenar üçgen verilmiş. Bu ikizkenar üçgende ee, çizilen yükseklik ne yapıyor? Tabanı iki eşit parçaya bölüyor değil mi? Burada tabanı iki eş parçaya bölecek. Aynı zamanda altta da bir ikizkenar üçgen var. Bu ikizkenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. O yüzden buradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit olacak. Yani burası kaç birim? 8 birim. O zaman burası da 8 birim olacak. Madem burası 8 birim. Bakın şuradaki uzunluk ne yaptı arkadaşlar? Şu çizilen yükseklik de buradaki tabanı iki eş parçaya bölecekti. Bu tabanı da iki eş parçaya böleceği için yani 8-5 daha 13 ise burası. Buradaki uzunluk da 13 olacak. Yani x e ne kalıyor o zaman? Daha doğrusu x artı 3 eşittir 13 ise x de buradan kaç yapacaktır? 10 yapacaktır. Evet sorumuzun cevabı 10 yaptı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda da arkadaşlar görüyorsunuz ne var burada? Bir x kenar üçgen var. Taban uzunluğumuz var. Tabanına ait yüksekliği çizeceğiz o zaman. Tabanı kaç? 30 birim. O zaman tabanına ait yüksekliği çizelim. Tabana ait yükseklik tabanı keş parçaya bölecek. Yani 32 keş parçaya bölüyor. 15 15 yapacak. O zaman buraya ne kaldı? 6 kaldı. Çünkü burası da 15 yapmalı. E 15 17 8 15 17 üçgeninden burası 8 yapıyor. E burada da 6 8 13 kendinden burayı kaç buluruz arkadaşlar? 11'i buluruz. Yani bu sorumuzun cevabı da 10 yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bakıyoruz ki arkadaşlar burada bakın bir şey var dik üçgen var. Şu bir dik üçgen. Bu dik üçgende şöyle bir x kenar var. x kenarının da tabanı mevcut. Hemen tabanına ait yüksekliği çizmek en mantıklı hareket değil midir? Yüksekliği çizdik. Tabanı iki eşit parçaya bölecek. 4, 4. Bu yüksekliği çizdikten sonra şunu fark ediyorum. Bakın dikten dik çizilmiş. Yani öklit bağıntısı. H kare pk'dan h'ı bulup pisagordan x'i bulabilirsiniz. Ya da direkt zaten x'e ait öklit bağıntısı yok mu? Sol tarafta sola dayalı. Bu çarpı tamamı değil miydi? Yani x kare eşittir. 4 çarpı tamamı kaç? 9. Nereden yazdık bunu? Öklit'ten yazdık. X kare eşittir 36 yaptı. O zaman buradan da X kaç çıkıyor arkadaşlar? 6'ya eşit oluyor. Evet cevabımız 6 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Bakıyoruz bir şeyler verilmiş burada. Hüseyin kara uzunluğu 6. AH uzunluğu 12. Şuradaki uzunluk 12'ymiş. AB ile AC birbirine eşit ve bu uzunluklar nedir diye soruluyor bize. Dikkat edin. İkiz kenar üçgende çizilen bir açı ortaylık var. Çizilen açı ortay aynı zamanda kenar ortay değil midir? Aynı zamanda da yüksekliktir. Hem kenar ortaydır hem de yüksekliktir. Bunu koyduk. Sonra arkadaşlar verilen her bir bilgiyi kullanacaksınız. Bak şuradaki Pisagor bağıntısından bulacağız büyük ihtimalle bu AB uzunluğu ama şu 6'yı niye vermiş? 6 nereden geliyor? Dikkat edin. 6 buradan geliyor ve kenar ortay olmuş. Gördünüz mü? Hatta burada kaççı da 90 derece değil mi? 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Yani ne var burada? Muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlüden dolayı burası eşit oldu. Yani burası da 6-6 yaptı. E buradaki Pisagor bağıntısından dolayı da 6-12-1-2-kök-5 üçgeninden dolayı da burası ne yapacaktır? 6-kök-5 yapacaktır. Yani cevabımız 6-kök-5 oldu. Buradaki muhteşem üçlüyü görmeseniz soruyu çözebilir misiniz? Tabii ki çözemezsiniz geldik alttaki soruya. <laughs> alttaki soruda da arkadaşlar x kenar var, taban uzunlukları var ve bizden şu x uzunlukları isteniliyor arkadaşlar. X uzunlukları isteniliyor. Şimdi Şurada da bir ikiz kenar verilmiş. A, B ile A, C. Yani burası kaç birim? 12 birim. E, bu ikiz kenarda şuradan da yükseklik çizebiliriz ama bu taban uzunluğumuz yok. X bölü 2, X bölü 2 bölecek. Ama şurada arkadaşlar burada da bir ikiz kenar var. Burada da taban mevcut. Burada tabanına ait bir yükseklik çizsek tabanı iki eş parçaya bölmüyor mu? Yani bunlar kaç kaç yaptı? 4, 4 yaptı. Sonra burada Pisagor bağıntısı uygulayalım. Yani şurada Pisagor bağıntısı uygulayalım arkadaşlar. Buradaki Pisagor bağıntısında Şuraya haş dersem bu haşı bulacağız arkadaşlar. Bazı arkadaşlar haş kare artı ha ya da haş kare eşittir. Bakın şuradaki pisagorda haş kare eşittir. 12'nin karesi eksi 8'in karesi diyebilir. Ama biz bu şekilde mi yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki hayır. Bu işlem işlem işlemle haşı bulacağız. Haş neyse artık ama biz buradan bulmayacağız. Bizim kolay bir yolumuz vardı. Neydi kolay bir yolumuz arkadaşım? 12 ve 8'deki ortak çarpan nedir? 4 değil midir? Yani burası kaçtır arkadaşlar? 4 çarpı 3. Burası nedir? 4 çarpı 2. O zaman burası ne olacaktır? H. H da 4 çarpı kare kök içinde 3'ün karesi eksi 2'nin karesi değil mi? Çünkü dik kenar soruluyor bize. Yani 3'ün karesi eksi 2'nin karesi deyip daha kolay bir şekilde buluruz. Yani 144 64 yapıp da bir de kök dışını çıkartmakla uğraşmıyorduk değil mi? O zaman burada 9 eksi 4'ten 5 çıktı. Yani burası 4 kök 5 çıktı. H 4 kök 5. Şimdi X'e bakacağız arkadaşlar. X'e bakarken de ne yapacağız? Şurada Pisagor bağıntısı yapacağız arkadaşım. 4, 4 kök 5 ve X. E o zaman burada da arkadaşlar ne yapacağız? E 4'ün karesi ve 4 kök 5'in karesi demeyeceğiz tabii ki. E ne yapmamız lazım burada? Ortak çarpan. Burası 4 çarpı 1. Burası 4 çarpı kök 5. Burası da 4 çarpı kare kök içinde. 1'in karesi artı kök 5'in karesi. Yani... Kök 5'in karesi de 5 değil mi arkadaşlar? O da kaça eşit oluyor? 4 kök 6'ya eşit oluyor. Pisagor bağıntılarında da artık kısa yolu, kısa yöntemi kullanmayı öğrenin arkadaşlar. Çünkü bayağı bir işimize yarıyor. Geldik bu soruya. E, evet, sorumuz ne diyor arkadaşlar? Bir ikiz kenarlık var. 3 var. CD ve şurası D uzunluğu. Şurası D uzunluğu. CD ve BD'nin çarpımı nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar. Burada ne yapmamız lazım? Valla ikiz kenar verilmiş. Bir de tabanla da alakalı bir şey verilmiş. Hemen tabanına ait yüksekliği çizmek en mantıklı hamledir değil mi? Taban iki eşit parçaya bölecek. E mecbur yapacak bir şey yok. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? A artı B oldu. Çünkü niye? Şunlar birbirine eşit. Sonra bakıyorum ki dik üçgenler çıktı. Bir burada dik üçgen çıktı. Bir de burada dik üçgen çıktı. Hatta burada da dik üçgen çıktı. Gerçi şu dik üçgenle şu dik üçgen aynı. O zaman ben bu iki dik üçgeni göz önünde bulundurayım şu dik üçgende ve yandaki dik üçgende şuradaki dik üçgende ortak olan bir kenar var mı kardeşim? Var değil mi? Neresi? Şu kenar. H kenar ortak değil mi? Ne yapıyorduk? İkili pisagorlarda ortak kenar varsa H'ı yalnız bırakıyorduk değil mi? Bırakalım o zaman yalnız. H kare mavideki pisagorda neye eşit? H kare eşittir. 5'in karesi eksi A artı B'nin karesi. 5'in karesi eksi A artı B'nin karesi. Aynı zamanda H kare neye eşit? 3'ün karesi eksi A'nın karesi değil mi mor üçgende de? 3'ün karesi eksi A'nın karesine eşit. O zaman burada 25 eksi bu açılımı A kare, A kare artı 2AB artı B kare bir de önünde eksi var. A kare eksi 2AB eksi B kare yaptı değil mi? Eşittir. 9 eksi A kare yaptı. A kareler birbirini götürdü. Eksi A kareler birbirini götürdü. O zaman şu ifadeyi sağ tarafa bu ifadeyi de buraya atalım. 25'ten 9 çıkınca kaç kalıyor? 16 kalıyor. Eşittir. B kare artı 2AB yaptı. A bizden ne isteniyor ona bir bakalım isterseniz. Bizden istenilen ifade neydi arkadaşlar? Bizden istenilen ifade CD çarpı BD. CD uzunluğu B. Ee, BD uzunluğu da bakın BD uzunluğu da 2A artı B değil mi? 2A artı B. Biz bunu çarptığımız zaman ne yaptı? 2ab artı b kare yaptı. Bizden bu isteniyor. Zaten bizde bakın b kare artı 2ab yukarıda bizden istenilen aşağıda bulmuş olmadık mı? Yani cevap kaç yaptı o zaman? 16'ya eşit oldu. Bizden istenilen ifade işlemde zaten karşımıza çıkmış. Evet cevap 16 yaptı. <laughs> Geldik bu soruya. Katlama sorusu yazdım bir tane. Şimdi abc üçgeni ac boyunca katlandığında AC boyunca katlandığı zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Simetriğini alıyoruz değil mi? Simetriğini alalım bakalım. Simetriğini aldık şöyle. Pek alamadık ama neyse. Şöyle bir simetriğini alalım şeklin. Evet. Şimdi simetriğini aldık. Katladık böyle. 25 iken burası da 25 17 iken burası da 17 yaptı değil mi? 17-25 yaptı burası. Sonra not ne çıktı arkadaşlar? Şu şuradaki katlama sorularında niye dikkat edecektik arkadaşlar? Üst üste binen kenarların eşit olduğuna, bakın şunlar birbirine eşit, üst üste binen açıların eşit olmasına dikkat edecektik değil mi? Evet, şimdi ne yapabiliriz? Bakın burası B iken de burası B üssü oldu değil mi? Katlandığı zaman B, B üssü oluyormuş. Buna göre bb B, B üstü uzunluğu isteniliyor bizden. Hemen o uzunluğu çizelim isterseniz. Bu uzunluğu çizdik, bizden bu uzunluk isteniliyor. Arkadaşlar dikkat edin, karşımıza çıktı bir ikiz kenar üçgen çıktı. İkiz kenarda bu açı ortay, bu açı ortayın devamı ne oluyordu? Tabii ki aşağı doğru çizdiğimiz zaman yükseklik oluyordu değil mi? Çünkü ikiz kenarda çizilen açı ortay yükseklik aynı zamanda da tabanı da iki eş parçaya bölüyordu. Sonra ne yapacağız? Pisagor bağıntıları yapacağız. Bir burada Pisagor yapacağız. Ee, bir şurada Pisagor yapacağız. Şu üçgende bir de büyük üçgende Pisagor yapacağız arkadaşlar. O zaman şuraya X diyelim isterseniz. Şuraya X diyelim. Buraya Y diyelim. Buraya da X diyelim. Normalde yapmanız gereken şeyi söyleyeyim ben size. Bir burada pisagor. X kare artı Y kare eşittir. 17'nin karesi. Bir de büyükte pisagor. X kare artı Y artı 12'nin karesi. Eşittir 25'in karesi deyip. işlem işlem, işlem. Bence gerek yok. Bence hisset kardeşim. Hisset. Şimdi bu 17 ise büyük ihtimalle ne üçgendir bu? 8, 15, 17 üçgendir değil mi? Bakalım öyle mi gerçekten? Yalnız 8, 15'i yazarken burası mı 8? Burası 8 iken burası 15 mi? Ya da tam tersi 8, 15 böyle mi? Bakalım şuraya 8 yazarsam, buraya 15 yazarsam 8 ve 27 yaptı. Bakın burası 27 yaptı. Şu dik üçgende 25'ten küçük olması lazım burası. O zaman tam tersi hissedelim arkadaşlar. Yani o zaman buraya 15 diyelim mi? Buraya da 8 diyelim. Bakalım hissetmemiz tutacak mı? 15 iken burası 20 yaptı değil mi? 15, 20, 25 sağlaması da tuttu arkadaşlar. Demek ki hissettiğim şey doğru. Burası da 15. BB us uzunluğu 2x e eşit. Yani 15 ile 15'in çarpımı 15 2 ile 15'in çarpımı kaç yapacaktır? 30 yapacaktır. Yani ne yaptık arkadaşlar? Hissettik. Hissederek yaptık. Ha buradan da çıkarmaydı, çıkardı tabii ki. Ama biz e, özel üçgenlere hakim olduğumuz için yani bu sallama yöntemi değildir. Hep söylüyorum. Özel üçgenleri ben biliyorum kardeşim. Bildiğim için de çok da güzel bir şekilde hissederim diyebiliyorum. Evet geldik bu soruya. Soruya baktığımızda şimdi AB uzunluğu ile AC uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Şöyle göstereyim. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Pekala. İkiz kenar. Vallahi şuradan bir yükseklikte çizmiş. Taban uzunluğu yok ki. Tabanı keş parçaya böler. Ee, hangisini kullanayım ben? Bir tek açı ortaylığı kullanabilirim. Tabanla alakalı bir şey yok çünkü. Arkadaşlar daha benzerlik konusuna geçtiğimiz aslında bu soruyu daha rahat yapabilirdiniz. Şimdi genelde bir şey yapıyoruz. 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta açılarını yazıyoruz. Burada da yazalım isterseniz. Bu x kenarından alfa alfayı yazdım. Alfa 90 ise burası beta oldu. Burası da beta oldu. Alfa 90 bakın beta. Ya da beta ise burası da beta zaten. Sonra alfa 90 sa sıradaki yine beta yaptı. Sonra ters açıdan dolayı burası da beta yaptı. Sonra burada da arkadaşlar alfa 90 ise burada kaçı da beta yaptı. Ya da iki iç açının toplam bir dış açı. Beta ile neyi toplarsam 2 beta yapar. Tabii iki betayı. Bakın dikkat edin ne çıktı burada. İkiz kenar üçgen çıktı. Bak beta ya beta. Ha bu ikiz kenar benim işime yarayabilir. Çünkü taban uzunluğu var. Gördünüz mü? Bu ikiz kenar üçgen işime yarayabilir taban uzunluğu var. Hemen bunu gördüğümüz an ne yapıyorum? Tabana ait yüksekliği çiziyorum. Tabana ait yüksekliği çizdiğimde tabanı iki eş parçaya böldü. 3 3. Şimdi biz neyi kullanmadık? X'i kullanmadık. X'e baktığında cevap büyük ihtimalle görürsün. Arkadaşım şurası da X değil midir? Çünkü ne çıktı burada? Bir dikdörtgen çıktı. Yani X uzunluğu 3 artı 4'e eşit. Yani 7'ye eşit oldu arkadaşlar. Tamam. Bu da güzel sorulardan bir tanesi. Evet, ikizkenar üçgenin diğer özelliklerine geldik arkadaşlar. İkizkenar üçgenin diğer özellikleri nelerdir? Onlardan bir bahsedelim isterseniz. Birbirine benzer 3 tane özelliği var. Şu ikizkenar üçgende biz tepeden çizilen yükseklikle alakalı kuralı verdik. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeni ABC üçgeni ABC üçgeni. Şunlar ikizkenar İkiz kenar ikiz kenar olsun. Şimdi özelliğimiz şu kardeşim. İkiz kenar üçgende eş açılardan çizilen yükseklik yardımcı elemanlardan bahsedeceğim. Eş açılardan çizilen yükseklikler birbirine eşittir kardeşim. HB ile HC birbirine eşittir. Bak tepeden çizilen yüksekliği hallettik zaten birinci özellikte. Bu eş açılardan çizilen yükseklik ya da eşit kenarlara çizilen yükseklikler birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Yani sen buradan bir tane yükseklik çizdiğin zaman buradan da bir tane yükseklik çizdiğin zaman bu yükseklikler ne oluyormuş? HB ve HC birbirine eşit oluyormuş. Bunun da sebebi çok basit. Şunlara XX dersek bu üçgenin alanı X çarpı H bölü 2 değil mi? X çarpı H bölü 2. Aynı zamanda şuradan yapacak olursanız burası X ya x çarpı h bölü 2 olması için buranın da h olması lazım. Oradan geliyor buradaki yüksekliklerin eşit işte olması. Unutmayın. Eş açılardan çizilen yükseklikler neymiş? Birbirine eşit. Ya da eşit kenarlara çizilen yükseklikler birbirine eşittir arkadaşlar. Hatta şurada bir şey daha söyleyeyim mi size? Eş açılardan çizilen yükseklikler eşit ya. Kendi çapında ayırdıkları parçalar da birbirine eşit. Yani mesela şu küçük parçayla şu küçük parça eşit. Şu parçayla şu parça eşit. Sonra bu yüksekliğin eşit açıya kadar ayırdığı parçayla bu yüksekliğin eşit açıya kadar ayırdığı parça birbirine eşit. Sonra bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı parçayla bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı parça da yine birbirine eşittir arkadaşlar. Bunları da şöyle göstereyim. Şu eşitliği de şöyle göstereyim. Tamam. Kendi çapında ayırdıkları parçalar eşit. İkinci özel, üçüncü özelliğimiz de arkadaşlar şu. Eşit açılardan çizilen yardımcı elemanların hepsinde aynı özellik geçerli hemen hemen. Yani eşit açılardan çizilen Kenar ortaylar da birbirine eşittir. Kenar ortaylar da birbirine eşittir. Yalnız bu özelliklerden en fazla karşımıza çıkan bu. Zaten sorularında hep onlar üzerine oldu arkadaşlar. Göreceksiniz biraz sonra. Bu neymiş? Ee, kenar ortaylar nasıl gösteriliyordu? V harfiyle gösteriliyordu. V A değil özür dilerim. V B ile V C de birbirine eşitmiş. Hatta biraz önceki söylediğim gibi kendi çapında ayırtladığı parçalar da birbirine eşit yine. Yani şu parçayla şu parça eşit küçük parçalar. Şu parçayla da şu parça birbirine eşittir arkadaşım. Son olarak özelliğimiz açıortaylar için de aynı şey geçerli. Eşit açılardan çizilen açıortaylar birbirine eşittir arkadaşım. Yani NB ile NC açıortaylar ortaylar N ile gösteriliyor birbirine eşit. Hatta yine kendi çapında ayırdıkları parçalar da birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit diyebiliriz. Tamam. Yalnız şu özellik çok fazla karşımıza çıkıyor. Eşit açılardan çizilen yükseklikler ya da eşit kenarlar çizilen yükseklikler olayı çok fazla karşımıza çıkıyor. Bakalım alttaki soruya. Şimdi AB eşittir AC demiş. AB eşittir AC'de. Şimdi x üçgende bir yükseklik çizilmiş şu kadar parça ayırmış. Buradaki de çizilen şu kadar parça ayırmışsa eş açılardan çizilen yükseklikler birbirine eşit ve ayırdıkları parçalar birbirine eşit ya. O zaman burası da ne olmak zorunda? Yükseklik olmak zorunda. Hatta ne çıktı o zaman burada? 90 dereceyi bulduk. 3, 5, 3, 4, 5 üçgenden 4 çıktı. Hatta kendi çapında ayırdıkları parçalar birbirine eşitti. 3 ise burası da 3, 5 ise burası da 5. 3 ise 3, 5 ise 5. 3, 4, 5'ten burası da 4 çıktı. Bakın ne çıktı karşımıza? X isteniliyor bizden. X'e ait bir Pisagor bağıntısı çıkmadı mı? Burası 4, burası 8 değil mi? Şurası 4. Şurası 8. 4, 8. 4 kök 5 değil midir arkadaşlar? 4, 8, 4 kök 5. 1, 2 kök 5 üçgeninden cevabı ne buluruz? 4 kök 5 buluruz. Geldik bir sonraki soruya. Alttaki soruya. Alttaki soruda da arkadaşlar bakın. A, AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Eşitliği şöyle gösterelim. AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Eşit açılarımız neresi? Şunlar. Değil mi? Şimdi dikkat edin. Şu 45'in mantığını kullanmam lazım benim. Valla çok saçma yerden bir yükseklik çizilmiş. E şu 45'in mantığını kullanmak için ne yaparsın? Ya buradan dik çizersin ya buradan dik çizersin. Şuradan dik çizmek daha mantıklı geldi bana. Çünkü buradan dik çizdiğin zaman kardeşim ne oluştu? Eşit kenarlara çizilen yüksekler oluştu. Bakın iki kenarda ya da eşit açılardan çizilen yükseklikler oluştu. Eşit açılardan çizilen yüksekler eşit ya da eşit kenarlara çizilen yüksekler birbirine eşit değil miydi? O zaman bunlar birbirine eşit. Hatta yerler yerlerde eşit, değil mi? Şu parçada şu parça eşit, şu parçada şu parça eşit. Bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer tepe açısı bakın şurası. Bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer iki ise buradaki yüksekliğin de tepe açısına kadar ayırdığı yer ikidir. Ve ben bu yüksekliği çizince 90 45 45 üçgeni de çıktı burada. 45 45 90 üçgeninde 6 kök 2 ise bunlar 6 6 değil midir? Bunlar 6 6'dır. Şurası da 6. Burada uzunluk da 6. Yani x artı 2 eşittir 6 ise x'i de buradan kaç bulurum? 4 bulurum. Geldik bir altındaki soruya. Bir altındaki soruda da neler verilmiş? Bakıyoruz. Ali Bey ile AC uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar şekil biraz yamukmuş gibi duruyor ama bu ACD doğrusu bunu yazmayı unutmuşum. Bu konuda kusura bakmayın. Evet şuna bakalım. CH eşittir BH artı CD. Ya hocam ben bu ifadeleri kullanamıyorum diyorsunuz. Ya sen yazmıyorsun ki bir şeyi. O yüzden kullanamıyorsun. Bak yaz. Nasıl güzel şeyler çıkacak. Şuraya A dedim. Buraya B dedim. Yapacağım başka bir şey var mı? Yok. O zaman CH uzunluğu da ne oldu? A artı B oldu. Çünkü bakın CH A artı B eşit oldu. Yazalım o zaman. BH'a A dedim. CD'ye B dedim. CH uzunluğu da A artı B. Buraya da A artı B dedim. Peki şimdi şekil düzensiz görüyor musunuz? Şu ikiz kenarının özelliğini kullanmam lazım. Bu ikiz kenarda bir şey yapmam lazım. İkiz kenarda tepeden dik çizsem olur mu? Olmaz. Çünkü bu uzunluk verilmiş mi bana? Maalesef verilmemiş. Bakın ikiz kenarda nereden bir yükseklik çizilmiş? Eşit açıdan bir yükseklik çizilmiş. Ya da eşit eşit kenarlardan bir tanesine yükseklik çizilmiş. Diğer yüksekliği de ben çizersem. Eş açıdan bir yükseklik çizilmiş ve şekilde dengesizlik varsa diğer eşit açıdan da siz bir yükseklik çizin arkadaşlar. Şuradan bir yükseklik çizdiğinde bu yükseklikten ne olmak zorunda? A artı B olmak zorunda değil mi kardeşim? Çünkü eşit açılardan çizilen yükseklikler eşit. A artı B ise burası da A artı B. Hatta ayrıtları yerler de eşit. Eşit açıdan çizilen yükseklik A bir ayırmışsa buradaki çizilen yükseklik burada da A bir ayırmak zorunda. Yani burası da A yaptı. Ve dikkat edin ne çıktı karşımıza? Şurada bir dik üçgen çıktı. Burada bir dik üçgen çıktı. Gri üçgen. Gri üçgen nasıl bir üçgen oldu? A artı B'ye A artı B oldu. Gördünüz mü? Yani şurası da A artı B yaptı. Burası da A artı B. İkiz kenar dik üçgen. Alfamız ne yaptı o zaman? 45 dereceye eşit oldu. Alfamız 45 dereceye eşit oldu. Çünkü niye? Şuradaki üçgen ikiz kenar üçgen olduğu için. ikiz kenar oldu. Tamam mı arkadaşım? Evet güzel soruydu. Şimdi geçelim diğer soruya. <laughs> diğer soru değilmiş. 6. ve 7. özellikmiş arkadaşım. 6. ve 7. özellik nedir? Arkadaşlar 6. özelliğimiz şu. İkiz kenar üçgende ikiz kenar üçgende tabandan bir nokta alınıpsa ikiz kenar üçgende tabandan bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilirse kollara dikmeler çizilirse bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşittir. Ama neredeki yüksekliğe eşittir arkadaşlar? Eşit açılardan çizilen yüksekliğe eşittir. Çünkü tepe açısından çizilen yüksekliği biz zaten hallettik. Ya bu açıdan çizilen yüksekliği ya da bu açıdan çizilen yüksekliği eşittir. Yani buradan çizilen yükseklikte ne oluyormuş arkadaşlar? X artı Y oluyormuş. Yani şurası ABC üçgeni ise ABC üçgeni ise tabandan bir nokta alınıp Kollara dikmeler çizildiğinde bu dikmeler toplamı neye eşitmiş? X artı Y ya HB'ye eşitmiş ya da HC'ye eşitmiş arkadaşlar. Birinci özelliğimiz bu. Altıncı özelliğimiz yani. Yedinci özelliğimiz de şu. Bir de ikiz kenar üçgende tabandan değil de yok tabandan pardon tabandan bir nokta alınıp kollara paraleller çizildiğinde de kollara paraleller çizildiğinde de bu paraleller toplamı da bir kenara eşit oluyor. Burası x burası y ise şu x kenar üçgense x kenar üçgense a b C üçgeninde x artı y ne eşit ol oluyormuş arkadaşlar. x artı y ya a b ye eşit oluyormuş ya da a C ye eşit oluyormuş. Bu özelliği bilmek zorunda değilsiniz. Niye? Siz kendiniz yapabilirsiniz. Şurada bir paralel kenar çıktı değil mi? y ise burası y burası da y oluyordu. E x oluyor değil mi? Y ise Y. X ise X oldu paralel kenardan. Bu X kenar üçgen olduğu için açılarımız birbirine eşit oldu. Ve şununla şu paralel olduğu için yönde eşitten burası nokta açısı yaptı. Bununla da bu paralel olduğu için yönde burası da nokta açısı oldu. Bakın burada bir ikizkenar kenar çıktı. X ise burası da X yaptı. Burada da ikiz kenar çıktı. Y ise burası da Y yaptı. Bakın bir kenar gerçekten de ne oldu? X artı Y'ye eşit oldu. Tamam. Yalnız şu özelliği bilin. X kenar üçgende tabandan bir nokta alınıp kollara dikmeler çizildiğinde bu dikmeler toplamı bir tane yüksekliğe eşit. Tepeden çizilen yükseklik değil eş çizilen yüksekliğe eşit. Tabandan bir nokta alınıp kollara paraleller çizildiğinde de bu paraleller toplamı da neye eşit oluyormuş arkadaşlar? Bir kenara eşit oluyormuş. Şimdi şöyle bir soru sormuşlar bize. 14 14 ikizkenar kenar üçgen değil mi? O zaman 75 ise burada kaç derece? Kaç derece? 75. 75 75 150 burada kaçımız? 30 derece oldu. Şimdi bakın ne görüyoruz? İkizkenarın kenarın tabanından bir nokta alınmış ve kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı yani tabanda bir nokta görüp kollara dikmeler çizildiğini gördüğünüz zaman hemen aklınıza ne geliyor? Hemen eş açılardan çizilen bir yükseklik gelecek arkadaşlar. İyi konuşamıyorum arkadaşlar aklınıza. Bunların toplamı ne yaptı o zaman? x artı 3'e eşit oldu. Peki şurada ne çıktı kardeşim? 30, 90, 60 üçgen çıktı değil mi? 90'ın karşısı 14 ise 30'un karşısı nedir? 7 değil midir? Yani x artı 3 eşittir. 7'den x'i de buradan kaç bulurum? 4 bulurum. Şu yüksekliği çizmezsek görebilir miydik soruyu? Maalesef göremezdik. Geldik şu soruya. Bu soruda da ne verilmiş arkadaşım? Şurası 10. Şurası da 10 verilmiş. Şimdi AB, AC 10. BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Şu uzunluk X kaçtır diye soruluyor bize. Görüyor musunuz? İkiz kenar tabandan bir nokta alınmış, Kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı bu dikmeler toplamı neye eşitmiş arkadaşlar? 8'e eşit oluyor değil mi? Bu dikmeler toplamı 8'e eşit oldu. Yalnız ben burada yine bir şey kaçırmışım. Bu sorunun iki farklı çözümü olabilir. Ee, ben soruda şunu ekleyeyim isterseniz. Şimdi çözersem e, iki farklı çözüm çıkartacağım. Çünkü buradan çizilen dikme buraya düşecek. 8, 6, 8, 10'dan. Bakın. İsterseniz ilk önce buradan çözeyim böyle. Burada gördünüz. Hemen buradan çizilen dikme buraya denk düşüyor. Bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 8. 8, 10'dan burası kaç yaptı? 6. 6 ise tamamı 10 olduğundan buraya 4 kaldı. 4, 8, 4 kök 5 diye buluruz cevabı. Birinci cevap bu olur. Ama ben soruyu şöyle değiştirirsem. Şöyle değiştirirsem. M BAC açısı büyüktür 90 derece diyecek olursam arkadaşlar. Yani 90 dereceden büyük olsun. O zaman soru nasıl değişiyor bakın. BAC 90 dereceden büyükken bakalım arkadaşlar isterseniz. Tamam mı? Şimdi 90 dereceden büyük olduğunda. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Şuradaki açı geniş açıymış. Sen Biraz önce bakın yine biz ne yaptık? Tabandan bir nokta olmuş kollara dikmeler çizildiğini gördüğümüz için hemen buradan bir yükseklik çizdik. Şuradan çizdiğin yükseklik buraya düşemez kardeşim. Niye? 90. Burası da 90 olsa büyük ya en küçük 90 olurdu. 91 olur zaten. 91 olsa mesela 90 91 daha 181. Burada kaç yine kaldı? Eksi -1. Aa ne yapacağız hocam? Çünkü sen bunu çizemezsin böyle. Niye? Bu geniş açıysa çizilen yükseklik ya ya buradan çizilen yüksekliği ya da buradan çizilen yüksekliği eşit olacak değil mi? Çizilen yükseklik nereye düşüyor arkadaşlar? Geniş açılı olduğundan dışarıya doğru düşüyor. Şuraya düştü. Buraya düştü, düşen yükseklik de şu ikisinin toplamı yani 8 birim yaptı. 8, 10, ne üçgeni? 6. Bak şimdi ne çıktı? Büyükte Pisagor bağıntısı çıktı. Burası 8. Burası 16. 8, 16, 8 kök 5 yaptı. Cevabımız arkadaşlar. Yani gördünüz mü? Bu soruda BAC büyüktür 90 derece olmasaydı iki cevabımız olacaktı. Ya cevap 4 kök 5 olacaktı. Buradan çizdiğimiz yükseklik buraya düştü çünkü. Ya da cevabımız ne olacak arkadaşlar? 8 kök 5 olacak. Tamam. Geniş açı diye vurgulayınca kesinlikle bir cevap çıkar. O da 8 kök 5 olur arkadaşım. <laughs> Geldik bu soruya. Ya şimdi arkadaşlar aslında bu da bir özellik. Ama ben bu özelliği vermeyeceğim çünkü verdiğim zaman büyük ihtimalle şey yapacaksınız, unutacaksınız, yapamayacaksınız. O zaman ben bu özelliği vermeden şöyle şey yapayım. Ispatı ispatını yapayım isterseniz, tamam mı? Şimdi burada yapacak bir şey yok. Burada yapacak bir sürü 90 derece var. Bu bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen olduğu için taban açıları nedir? Birbirine eşittir, değil mi? Taban açıları birbirine eşit. O yüzden şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit oldu. Hatta bu çizilen yükseklik şuradan çizilen yükseklik de aynı olmuyor mu kardeşim? Aynı oluyor. Buradan da bir yükseklik çizelim isterseniz. Buradan çizilen yükseklik de aynı yapıyor. Yani BN uzunluğu 10 yapıyor. Peki açılara bir dalalım isterseniz. Açılara daldığımız zaman şuraya ben alfa dersem buraya beta dersem şunun tamamı da yine ne yaptı? Beta yaptı değil mi? Burası beta ise x burası da beta mı yaptı? x ee, kenar beta yaptı. Beta 90 ise burada kaç ne yaptı? Alfa yaptı. Bakın karşımıza ne çıktı? Bir açı ortaylık çıktı. Açı ortayda kola dik çizilmiş. Burada da bir kola dik çizebilirim. KL uzunluğunda kullanacağız ya. Şuradaki uzunluk 3'müş bu arada. Neyse. Bu kollara çizilen dikmeler birbirine eşit oluyor açı ortayda. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit oldu. Ee, <laughs> hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Ayırdıkları yerler de birbirine eşit olduğu için yani şuradaki uzunluk kaç birim arkadaşım? Buradaki uzunluk 3 birimse öyle vermiş. 3 birimse burası da 3 birim. Bunun tamamı kaç birimdi? 10 birim değil miydi? Pardon. BN 10 birimmiş. BN BN11 10 birim. Şu eş açılardan çizilen yükseklikler birbirine eşitti. O zaman burası da 10 birim. Bakın şurada ne çıktı? Ee, şu şunu çizince şurada bir dikdörtgen çıktı gördünüz mü arkadaşlar yani burası 10 birimse şuradaki uzunluk da 10 birim olacak o zaman KM uzunluğuna bakın KM uzunluğu neye eşit oldu 10 artı 3'ten KM uzunluğu eşittir 10 artı 3'ten 13'e eşit oldu arkadaşlar ha özellik nedir diye soracak olursanız eğer özellik de şu arkadaşlar İspatını yaptım ben size bu arada İkiz kenar üçgende biz tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamını söyledik değil mi? Bir yüksekliğe eşitti. Tabandan değil de tabanının uzantısından bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilirse bu sefer kollara çizilen dikmeler farkı eş açılardan çizilen bir yüksekliğe eşit. Yani şu yüksekliğe eşit. Şurası x birim, şurası y birim, burası da ne yapıyormuş arkadaşlar? x y yapıyormuş. Yani tabanın uzantısından bir nokta alınıp kollara dikmeler çizildiğinde bu dikmeler farkı bir tane yüksekliğe eşit. Bakın. Şuraya x diyecek olursak soruyu o şekilde yapalım isterseniz. Şu çözümleri unutun. Bunun tamamı x'ti. x eksi 3 direkt ona eşit diyeceksiniz. Yani x de buradan kaç çıkıyor o zaman? 13 çıkıyor arkadaşlar. Evet böylelikle ikizkenar üçgen konusunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda eşkenar üçgende görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.